mevzuata bir hüküm eklenebilir dedi. Ve artık öğrendik dedi bu işi. Ben o konuşma şeyi hatırlattı. Aziz Yıldırım'ın bir konuşmasını hatırlattı mesela bana. Ne diyorsunuz? Yani şimdi 3 yılda 6 teknik adam, 52 transfer var. 60 milyon, 60-65 milyon euro civarında bir transfer harcaması var. Tabii satılanlar da var. Gelir de var. Onları ya da bulduğu sponsorluk gelirlerini falan hiçbir şekilde hibe ettiği paraları göz ardı edemeyiz. Orada çok büyük bir maddi katkı imkanı sundu takıma. Ama sportif başarı gelmedi. Bundan sonraki 3 yıllık süreçte ne vaat ediyor Ali Koç sizce? Şimdi konuşmasını buradaki arkadaşlarla beraber televizyonun sesini dışarıya verdim. Dinledik. Biz çok hata yaptık dedi ama Evet. hatalarımızdan ders aldık dedi. Güzel bir söz şey olarak. E tabii. Kulağa geliş olarak. Peki bütün bu uzun aşağı yukarı 45 dakikaya yakın konuşması süresince bir öz eleştiri yaptı mı? Ben şu hatayı yaptım dedi mi? Genel söyledi onu. Biz hatalar yaptık. Vallahi Ender Müdür yani bu bahçeden başlayan bir senelik programda ben de çok hatalar yaptım. Yani. Ama merak etme derslerimi aldım gelecek sene bu hataları yapmayacağım. Böyle laf olur mu? Kimi kandırıyorsun sen ya? Hata yaptık diyecek adam önce öz eleştiriyle başlar. Türkiye'de öz eleştiri yok. Maç bitiyor, Galatasaray kaybediyor. Fatih Terim diyor ki kabahat bende. Maçtan sonra ilk sözü o. İkinci cümle, düşündüğümüz bütün çalışmalar, her şey başımıza çalıştığımız yerden geldi ama futbolcular başaramadılar. Hani kabahat sendeydi? Bütün kabahat bende ders aldım. Ama 52 futbolcu transfer ettim. 7 antrenör değiştirdim. Değiştirecek bir şey kalmadığı için de bu sene yönetim kurulu değiştireceğim diyor. Hala kendimi değiştireceğim. Bütün bunların çıbanın başı benim demiyor. Yönetim niye değişir? Kendi paçanı kurtarmak için değişir. Yarın da şeyi paspasçıyı, bahçıvanı, bilmem neyi, onu bunu değiştirmeye kalkar. Ben hatalıyım diyen yok ya. Ben adayım dedi. Evet. Ve çok demokrat bir aday. Herkese de aynı kulübün Diyor kurumlarını diyor ya. kullanma imkanı tanıyacağım dedi. Ama arada şifre cümleler var. Arada şifre cümleler var. Fenerbahçe'nin geçmişindeki bir takım önemli adamlar aday olur ya da birini de desteklerlerse onların da canını okurum. Şifrelerden biri bu. 3 Temmuz'da yaşadıklarımız şifresi kime? Mehmet Ali Aydınlar. Daha dün konuşun, onun da canını okurum şifresi kime? Aziz Yıldırım'a. Karşıma çıkacakları iyi düşünsün diye konuşan bir demokrat başkan. Bir arkadaşım aradı beni Bodrum'da. Konuşuyoruz. Öncal abi dedi yanıma şey geldi. Ali Şen geldi. Konuşmak istiyor sen. İstiyorsa konuşuruz ne olacak? Şeyimiz yok, düşmanlık sürdürecek halimiz yok. Konuştuk bir 5 dakika falan. Hissettim ki
Alişen Başkan da Ali Koç'tan ümitsiz. O konuşmadı. Yani çok kötü bir dönem yaşadı. Bundan sonra da yani böyle bir ortamda ben adayım. Herkes aday olabilir. Fenerbahçe'yi yönetmeni yolu sandıktan geçer. Çok adil davranacağım. Bütün adaylara, Fenerbahçe'nin bütün tesislerine girme, araştırma, konuşma. Harika işte. Ama arada o şifreli tehditler olmasa aday olanın ya da destekleyenin canına okurum tehditleri olmasa mesele yok. Benim asıl üzüldüğüm yan şu sevgili yan. Şöyle bir 3 sene yaşamış Fenerbahçe. Tarihinin en kötü 3 senesini yaşamış. Harcanan paralara bak, yapılan işlere bak, transfer edilen futbolculara bak, getirilen hocalara bak. 7 tane takım çıkar 3 senede. Hocası dahil, teknik direktörü dahil. Alabildiği en iyi sonuç bu seneki üçüncülük. Bir altıncı, bir yedinci. Bir ara Avrupa görmemiş. Düşme attı. Avrupa görmemiş. Ali Koç zamanında Fenerbahçe. Tabii. İlk kez bu sezon katılacak. Şimdi bu adam ben yeniden adayım diyor. Ama ortada dedikodu dışında Fenerbahçe nereye gidiyor arkadaş diye elini masaya vuran bir tane Fenerbahçeli çıkmıyor. Bu nasıl Türkiye'nin en büyük, en geniş spor camiasıdır? En büyük sivil toplum kuruluşu ifadesini kullanıyor. Evet, öyle diyorlar. Herkes de öyle diyor. Kimsenin de itiraz ettiği yok. Türkiye'nin nüfusu 65 milyonken 25 milyon Fenerli var diyorlardı. Şimdi oldu 82 milyon. En az 30 milyon Fenerli var ve bunların da bir tanesi Ali Koç bu işi berbat etti, ben adayım demiyor hala ya. Kimden korkuyorsunuz arkadaşlar? Ya da paralarınıza mı kıyamıyorsunuz? Ali Koç'u bulduk, bol kesten harcıyor. Koç Holding'in paralarını bize o kadar harcayamayız mı diyorlar? Ne diyorlar anlamıyorum. Yani belki bu kadar parasal anlamda, ekonomik anlamda katkı sağlamışken sportif başarıyı sağlayana kadar şu 3 yıllık süreci kullansın diyorlar o zaman. Madem öyle, yani madem daha paraya ihtiyaç var koymak gereken ve yani, bütçeler lazım. Yani taşın altında bu kadar elini koymuş. Bu 3 yılda yapsın bunu diyorlar o zaman. Yani Christoph Kolomb o şeyi neydi o, Santa Maria mıydı? Gemiyi okyanusu aşırsın. Manhattan adasının oraya karşıdan gelsin. Karşıdan gözükürse. Hudson nehrine girsin sakin sokaklara. Ben o zaman başkanım. Yok ya. Öyle oluyor genelde. Yok bizim ya. Demek ki Fenerbahçe'lik böyle oluyormuş. Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman Beşiktaş'ı gerçek anlamıyla bir enkaz olarak bırakmışken elini taşın altına koydu. Niye? Ben yanındaydım açıklamayı yaptığı zaman. Tesadüfen. Beşiktaş sahipsiz değildir arkadaş. Diyerek aday oldu. 30 milyonluk Fener camiasına bakıyorum. Fener'in sahipsiz olduğuna karar veriyorum. Peki tabii şimdi işte şey falan ne olacak onlara bakacağız. Emre Belözoğlu durumu. Orada da herhalde gelişmeler olacaktır. Fenerbahçe'nin yine sözleşmesi biten oyuncuları var. Yine transfer gerekecek. Yani bu süreç... Yani medyanın çok hoşuna gidecek bunlar. Çünkü gene Fenerbahçe bol manşet haberi verecek onlara. 52 kişi transfer etti. Hiçbiri bir işe yaramadı. Onun en az
Gene 15-20 tanesi gönderilecek. Gene 15-20 tane transfer yapılacak. Gene muhakkak bir büyük hoca transfer edilecek. Dışarıda. İçeride yok çünkü. Emre Belözoğlu gene şeye çevirecek. Sportif direktör tribüne. Gereğinde aşağı inmek üzere. Öyle mi diyorsunuz? Başka türlü olmaz. Başka türlü olmaz. Hele tribünler açılırsa hiç olmaz. Saracoğlu'nu dolduracak tribünleri sabırsız, artık büyük Fenerbahçe isteyen ve beraberliğe bile tahammülü olmayan insanlar dolduracak. 7 yıldır kupa yok. Onlar dolduracak. Onların doldurulması ne demek? Bu sene neredeyse Saracoğlu'nda maç kazanamadı Fenerbahçe. O Saracoğlu'nda bu kadar yenilgi alınırken Ali Koç başkan kalabilir miydi? Kalabilir miydi? Yıkar geçerler de Ali Koç, Ali Koç tanımaz tribündeki adam. Onun için o adamları Emre Belözoğlu kenardayken durduramaz. Öyle bir isim getireceksin ki koku moku da değil. Tabii canım. Dünyada kendini kanıtlamış. Herhangi bir kulüpte bir süre başarılı olmuş değil. Dünyada kendini kanıtlamış bir adam getireceksin ki Yup Derval gibi, ki ona bile Galatasaray seyircisi tahammül edemedi, hatırlarsın. Tabii. Gelip Florya'yı taşladılar. Florya'yı taşladılar. Dikensiz gül bahçesi yok. Evet. Yani onun için yani çok büyük bir isim bulmalılar ki gidebilsin. Peki, şimdi